Efendim, yapay zeka artık kadın erkek ilişkilerinde de devrede. İnternette ciddi ilişki arayanların ruh ikizlerini bulmaları için yapay zeka kullanmaya başlayan siteler en ideal aday sayısını 3'e kadar indirmeye hedefliyor. Flörtünüz var mı? Yok maalesef. Çünkü beni hak edecek bir erkek yok. Yapay zeka sizin için bulsa ne dersiniz? Bulabileceğini sanmıyorum. Karpuz seçtiğini gördüm ama flört bu seçebileceğini düşünmüyorum. Bir bu kalmıştı. Flört edemiyorum ya da doğru kişiyi bulamıyorum diyenlerin de yardımına yapay zeka koşacak. Olmaz ya. Yapay zeka ile olmaz. Yüz yüze bir şey olması lazım. Yapay zeka size hanımefendiyi mi bulurdu acaba? Olabilir, bilemiyorum şimdi. Siz yapay zekaya sorsanız beyefendi mi? Olmazdı. Yapay zeka birçok alanda etkili olmaya başladı. Öyle ki artık ilişkilerde bile belirleyici hale gelebilir. Bir çöpçatanlık uygulamasının kurucusu flört alışkanlıklarında ve flörtlerde sorunları gidermek için yapay zekanın kullanılabileceğini söyledi. Görücü usulü oluyorsa yapay zekada hayli hayli olur. Ben bulamadım, yapay zekam bulacakmış o flörtü. Yok hayır ya, bulabileceğini sanmıyorum. Emin misiniz? Eminim. Denediniz mi hiç? Hayır, denemedim. Böyle bir tane film vardı, aslında filmin sonu kötü bitiyordu ama sonra hani her şeyi kendisi istediği gibi yaptığında çok sıkıcı olduğunu fark ediyordu ilişkisinin. Muhtemelen öyle olur ama yine de bilemiyorum. Yani, denemeye değer mi? Denemeye değer. Planlanan sistemde kullanıcılar yapay zeka botuyla sohbet edecek, kriterler belirlenecek. Yapay zeka danışman diğer kullanıcıların yapay zeka danışmanlarıyla iletişime geçecek. Böylelikle yüzlerce, binlerce flört adayıyla iletişim kurmaya gerek kalmayacak. Sistem adayların sayısını aranan özelliklere göre 3'e kadar indirecek. Kendim içinden memnunum ya. Siz yapay falan. Yapay zekaya gerek yok mu? Yok, zannetmiyorum. Sizce? Yok, ben de hiç zannetmiyorum. Peki gelecekte bu sistemin gelmesiyle yapay zekanın size bulduğu flört gerçekten doğru kişi mi? İşte şimdi bu soru tartışılıyor. Yapay zekanın bulduğu biriyle buluşur musunuz? Tabii ki de hayır. Ben yüz yüze ve sosyal çevreden bulunmasının taraftarıyım. Uğraşmaktansa evde yazarım ne istiyorsam, bulabiliyorsa bulsun yani.